Model LE40A 656A 1F. Evet. Hüseyin, göster bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu cihazın sıkıntısı şu. Ne demiştim size dersin başında? Televizyonumuz açıyor, enerji geliyor. Power supply'den enerji geliyor. Besleme kartından standby düğmemiz yanıyor ama televizyon hiçbir şekilde açmıyor. Yani siyah ekran var. Şimdi bizim bunun arızası muhtemelen şöyledir. Besleme kartındadır. Şimdi besleme kartı, şimdi biz arka kapağını açtıktan sonra besleme kartıyla anakartla karşılaşacağız. Besleme kartını orada söküp önce bir göz kontrolü yapacağız. Ben size ne demiştim? 4 tane işlem basamağımız vardı. Birincisi neydi? Sinyal izlemeydi. Yani enerjinin olmadığından eminiz değil mi? Enerjimiz yok, kapalı. İkincisi, buradaki kartı bulduktan sonra gözle oraya bakacağız. Yanık var mı? Koku var mı? Bunun önce bir göz kontrolü yapacağız. Daha sonra besleme kartında da bozuk olanları bulup tamir edeceğiz. Ve bunun arızasını çözmeye çalışacağız. Ama bu da olmayabilir. Biz şüphelendiğimiz neresi? Besleme kartı. Evet arkadaşlar, şu an arka panelimizi açtık. Ve içerisindeki tozları temizlemek için kompresörümüzden yardım alalım. Tekrar başlattı Sayın. Başlatıyorum. Tamam, evet, şu an arka paneli açtık ve içerisindeki tozları da arındırmak için temizliyoruz. Arkadaşlar, şimdi ne demiştik? Kondansörlerde şişme oldu. Ama şurada bakarsanız hafif bir kararma var. Görüyor musunuz şu kısımda? Tam da nereye geliyor? Burada bir transistörümüz var. Bu transistörün ayakları ve diyotlarda büyük ihtimalle şurada da bir arıza var. Bunların hep kontrolünü yapacağız. Tamam mı? Evet, şimdi ne demiştik? Malzeme değişimi için işlem adımlarını uygulamaya başlıyoruz. Önce şu kondansatörle başlayalım. Kondansatörün iki ucu burada. Şimdi lehim makinesiyle önce burayı ısıtıyoruz. Oradaki ne yapacağız? Lehimi sökebilmemiz lazım. Bakın, eridi. Aslında bunlar için havalı havyalar daha güzel iş görür de. Şimdi elimizde bu var. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bunların uçlarını da açmamız lazım ama biraz uzun kesilmiş. Sonra birebir aynısıyla bakıp birebir değişimini yapacağız. Arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Bugünkü videomuzu özetleyelim. Şimdi bizim Samsung 102 ekran LED TV'miz çalışmıyordu. Sadece standby tuşu yanıp sönüyordu. Ekranımızda görüntü yoktu. Biz de neden şüphelendik? Besleme kartından. Besleme kartını az önce videomuzda gösterdiğimiz gibi açtık. Göz kontrolümüzde yaptık. Kondansörlerimizin şiştiğini gösterdik, işaretledik ve bunları birebir değişimini yaptık. Ve daha sonra kararan bir kısmımız vardı şurada. Bunu da ne yaptık? Diyotlarımızın ayaklarını çıkarttık. Sağlamlık kontrollerini yaptık. Çalıştığından emin olduk. Yerine tekrar lehimledik. Orada soğuk lehim olabileceğini düşünerek lehimleri tazeledik. Ve en son çalışma kısmına sabitleyerek baktığımızda ekranımızın görüntüsünün geldiğini gördük. Demek ki
buradaki kaynağımız ya da sıkıntımızın besleme kartı, yani güç kartı olduğundan emin ol. Arka kapağımızı, panelimizi taktık. Şimdi artık çalışma. Bakalım çalışacak mı? Enerjimizi verdik. Kaldıralım ekranı. Çok hafif. Kumandamız. Bakalım paneli çalışıyor. Buradan açalım. Sonra. Algıladı sanki. Power tuşu. Bak geldi enerji, sürekli yanıyor. Kumandadan açalım. Bu ne hata verdi? Geldi. Geldi mi? Zaten gelmiş, biz göremiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Dediğimiz gibi güç kaynağımızın bozulan elemanları değiştirdik ve sinyalimizin geldiğini gördük. Bakalım kapatıyor mu? Panelimiz de çalışıyor. Şalteri indirelim. Bu böyle kalsın, ben geliyorum.